Merak eden akıllı telefonlardan biri olan Poco M3 satışa çıktı. Peki Poco M3 özellikleri neler, kullanıcılar neler sunuyor ve bu fiyata satın alınır mı? Poco M3 hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bu bölümümüzde Poco M3'ü tüm detayları da inceleyeceğiz, değerlendireceğiz ve fiyatına göre satın alınmalı mı, alınmamalı mı sorusunda cevabını hep birlikte sizlerle arayacağız. Şimdi Poco M3 giriş seviyesi akıllı telefonlardan biri. Bunu baştan söyleyelim. Yani bu telefondan çok yüksek performans beklentiniz olmasın. Fakat bunun dışında günlük kullanımlar için gayet yeterli ve en önemlisi ise pil performansı ile beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. İsterseniz önce tasarımla başlayalım. Sonrasında da yavaş yavaş incelemeyi derinleştirelim. Poco M3 güzel bir Telefon tasarımına sahip ve renk seçenekleriyle dikkat çekici. Elimde mavi renkli modeliyle bulunan telefonun özellikle sarı renkli olanının çok tatlı durduğunu söylemek lazım. Eğer satın almaya karar verirseniz bu telefonu muhakkak o renge de bir bakın derim. Telefon arka yüzü plastik yüzeyden oluşuyor ancak burada kabartmalı pütürlü bir yüzey kullanmış şirket. Böylece hem telefon elinizde kaymıyor hem de hoş bir his sağlıyor açıkçası. Bunu beğendim. Bu arada telefonun ağırlığı 198 gram seviyesinde fakat boyutuna göre son derece hafif olduğunu söylemem lazım. Şöyle bir elinize aldığınız zaten siz de bunu hissedeceksiniz. Poco M3'ün elbette arka yüzünde en dikkat çekici yanı baktığınızda kamera alanının olduğunu görüyoruz. Böylece tasarım ile diğer akıllı telefonlardan biraz farklı bir görünümde görünüme sahip olması telefonun öne çıkan yanlarından biri oluyor. Telefonda parmak izi okuyucu da var. Bu sağ tarafa güç butonu ile beraber yerleştirilmiş. Ayrıca kamera yoluyla yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Onu da ayrıca belirteyim. Telefonun alt kısmına baktığımızda burada USB-C portunun olduğunu görüyoruz. Ayrıca burada bir hoparlör mazgalı var. Bu arada Poco M3 stereo hoparlörler sahip. Her ne kadar altta bir tane hoparlör mazgalı görseniz de üst tarafta da bir tane var ve böylece stereo ses sağlıyor. Bu sınıftaki ender çift hoparlörleri telefonlar, telefonlardan bir tanesi oluyor böylece Poco M3. Oldukça önemli bir artık gerçekten. Yine üst kenara baktığımızda burada 3.5 mm kulaklık girişinin olduğunu görüyoruz. Kutu içerisinden kulaklık çıkmıyor ancak silikon kılıf var. Ayrıca ekran uygulanmış bir ekran koruma bandı da hala hazırda mevcut. Telefon çift sim kart desteği gösteriyor. Sol yanda göreceğiniz çekmece içinde ayrı ayrı hem sim kart slotlarını görebiliyorsunuz hem de burada bir SD kart için bir yuva da mevcut. Yani bu telefonla hafızayı fiziksel yolla geniştire, genişletebileceksiniz. Telefonun yüzünü çevirdiğimiz ise işler biraz değişiyor. Daha standart hale geliyor. Telefonun ekranı 60 Hz tazeleme hızına sahip 6.53 inç büyüklüğünde olurken panel olarak da IPS panel IPS LCD panel tercih edilmiş. Bunun anlamı renklerin daha doygun ve güzel görüntülendiği olurken ekranın çözünürlüğünün yüksek olması ise sebebiylece telefonda 1080'e 2340 piksel Full HD+ Plus piksel çözünürlük desteği sağlanmış durumda. Aralarda istisnalar görüyoruz ama çoğu markanın genellikle bu fiyat kategorisinde HD+ Plus ekran sunduğunu görmek lazım. Bu da Poco M3'ün istisnalarından bir tanesi olduğunu gösteriyor böylece ekranıyla pek çok modelden fark yaratıyor. Ekranın genişliği, kenar çerçeveden ince tutulmuş olması ekranda 19 uçağı, 9 en boy oranının ortaya çıkmasını sağlamış. Böylece film izlerken veya oyun oynarken geniş bir ekran deneyimi sağlayabiliyor telefon size. Bu arada e, telefon ekran korumasının da Gorilla Glass 3 seviyesinde olduğunu söyleyeyim. Zaten üzerinde bir de ayrıca e, dediğim gibi koruma filmi, koruma bandı yer alıyor. Ee, ekranın parlaklığı konusunda ise sınıfın e, sınıfının en parlak görüntüyü sunduğunu söylemek pek doğru olmayacak bu telefon için. Hatta yine e, Xiaomi'nin aynı fiyat çizgisindeki telefonu Redmi Note 9'un e, ekranı Poco M3'e göre daha parlak açıkçası. E, bu da Poco M3'ün ekranına doğrudan güneş altında baktığınızda ekranı görmekte güçlük çekeceğinizi gösteriyor doğrusu. Evet şimdi yavaş yavaş biraz İşi detaylandırmaya başlayalım. Ee, i̇lk başta işletim sistemine bakalım. Poco M3 Android 10 işletim sistemini kullanan bir telefon oluyor. Bu anlamda e, güncel modellerden biri. Kutudan çıkarttığınız anda da güncellemeleri kontrol ettiğinizde telefonu yeni gelmiş bir güvenlik güncellemesinin olduğunu görüyorsunuz. Telefon Xiaomi'nin MIUI 12 kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Daha önceden e, bir Xiaomi telefon kullandıysanız arayüzü zaten Aşina olacaksınız ama ilk kez kullanacaksanız ise çok sıkıntı yaşamadan e, kısa bir sürede de alışacaksınız. Basit ve sade hazırlanmış bir arayüz burada karşımıza çıkıyor. Arayüzde aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz e, aratarak veya menüler arasında dolaşarak aradığınız uygulamaya çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. E, Netflix, Facebook, VPS işte Office e, yazılımı, Gmail ve LinkedIn gibi uygulamaların bazıları işte önceden yüklü olarak telefonda gelmiş. Bunu da e, arayüzü dolaşırken göreceksiniz. Hatta e, burada asistan da var mesela. E, YouTube, Gmail hepsi var. E, telefonun depolama alanında 128 GB ve işte ön yüklü uygulamalarla beraber sizi kutudan çıkarttığınızda 108 GB'lık bir alan kullanılabilir durumda oluyor. E, tabii ki yine bunu micro SD kart yoluyla da arttırabiliyorsunuz. E, onu da zaten söylemiştim. Başta da söylediğim gibi Poco M3 performans canavarı bir telefon değil. Segmentine göre ise e, günlük kullanımda uygun modellerden bir tanesi oluyor. Çok büyük fark yaratmıyor fakat sırıtmıyor da. E, bunu da e, biraz da aslında fiyata bağlamak lazım. E, ondan da zaten sonuç adımında bahsedeceğim. Şimdi gelelim telefonun teknik tarafına. Poco M3 bu fiyat bandında e, yaygın bir seçim olan Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden güç sağlıyor. Bu işlem 8 çekirdekli bir yapıda ve 4 adedi. E, 4 adet çekirdek 2 GHz frekansında performans odaklı çalışırken diğer 4 çekirdek ise 1.8 GHz frekansında verimlilik odaklı çalışıyor. Ee, bu da pil ömrüne yansıyor. Bu model 4 GB kapasitesine RAM'e sahip. Depolama alanında 128 GB şeklinde. Telefondaki grafik işlemci Adreno 610. Böylece Poco M3'ün oyunlar için de uygun bir model olduğunu söyleyebilirim. Orta sınıf için, giriş orta sınıf için. Şimdi, Poco M3'ün işlemcisi ve teknik donanımı günlük kullanımlar için Yeterli yapıda e, fakat telefon çok hızlı davranmıyor. Onu söylemem lazım ve bunu arayüzde şöyle bir dolaştığınızda fark ediyorsunuz. Bir uygulama açacağınız zaman mesela 1-2 saniye beklemeniz gerekebiliyor. Özellikle aynı anda birden çok fazla uygulamayı açtıysanız bu ağırlığı hissediyorsunuz. Bunun için böyle durumlarda ekranda da göreceğiniz temizleyici veya ayarlardan derin temizlik e, uygulamalarını kullanarak RAM boşaltımı sağlayabilirsiniz. Bu tempo giriş seviyesinde bir model için uygun olarak değerlendirilebilir. Ancak fiyatı da buna göre ise ancak o şekilde değerlendirilebilir. Bundan zaten daha detaylı olarak daha sonra bahsedeceğim. Şimdi test sonuçlarına bakalım. Test sonuçlara baktığımızda ne var? Bunun karşılığını zaten görüyoruz. Antutu Benchmark'ta 178.561 puan toplayan telefon. Saf işlemci performansı bakımından da Geekbench testine geldiğimizde de 317 puan tek çekirdek 1401 puan çok çekerek sonucunu üretiyor. Bu sonuçlar ışığında Poco M3'ü yine diğer telefonlarla tabloya koyduğumuzda ise genel performans neticesinde yanında kendinden daha ucuz konumlu olan Realme C3'ün biraz gerisinde durduğunu e, fakat buna karşın kendinden daha pahalı olan Oppo A91'in de önünde durduğunu görüyoruz. Bu anlamda dediğim gibi performans neticesinde segmentin uygun davrandığını söylemek e, gayet mümkün. Şimdi bir de Geekbench sonuçlarına baktığımızda da tek çekirdek skoruyla orta sıralarda bulunan telefon çoklu çekirdek sonucuna geldiğimizde ise bu tabloda da biraz daha makul bir noktaya geliyor. Açıkçası şu sıralar fiyat ve e ürünler arasında tam bir karmaşa yaşanıyor. E böyle söylemek daha doğru olacak. Bunu özellikle giriş ve orta segment e akıllı telefonlar arasında görmek mümkün. Tabiri caizse tam bir cadı kazanı durumu mevcut şu anda. Yani mesela Realme 5 i modeli 2100 TL civarında bir fiyatla bulabiliyorsunuz. Ancak Oppo A91 de 3200 TL civarında bir fiyatla mevcut. Yine listede Huawei P40 Lite E modeli 2300 TL fiyatla bulunabiliyor. Poco M3 ise 2600 TL fiyatlı satışta. Baktığınızda hepsi birbirine yakın telefonlar aslında. Elbette özellikler bazı noktalarda ayrışabiliyor. Detayları girince görüyorsunuz. Fakat yani yakın telefonlar. Ee, bu anlamda Poco M3'ün fiyatı biraz daha aşağı çekilirse ve 2300 TL seviyesine indirilirse biraz daha rekabetçi olur diye düşünüyorum. O anlamda e, kampanyaları takip etmek mantıklı olacaktır. Bu telefonu beğendiyseniz. Bu arada oyun performansına değinmeden geçmeyelim. Telefonda rahat oyun oynayabiliyorsunuz. E, Call of Duty Mobile oynadığımızda yüksek grafik kalitesinde e, ve orta kalite, e, orta kare hızında e, performans almanız mümkün. Bu oyunda herhangi bir takılma ile karşılaşmadım. E, ancak tabii ki daha yüksek grafik gerektiren oyunlarda çok da iddialı olmadığını da söylemek lazım. Poco m en iddialı olan yanı ise pil ömrü. E, telefonda tam 6000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Ve bu bataryası ile tek şarjda uzun uzadıya çalışan bir akıllı telefon olmayı başarıyor Poco m 3 <laughs> Normal şartlarda, normal kullanımda sağladığı pil ömründen fazlasıyla memnun kaldığımı söyleyebilirim. Çok yormadım günlük e, kullanımda bir buçuk günü çok rahat bir şekilde bu telefonu çıkarttım. Ve pil koruma modunu da arttırarak ikinci güne de çok rahat bir şekilde ulaştım. Sizler de ulaşacaksınızdır. Şimdi genel kullanım, e, kullanımın haricinde daha detaylara baktığımızda ise e, bu şekilde bir kullanımda, e, farklı senaryolarda kullanımda uygulamalar arasında ve web dolaşımlarında yaklaşık olarak 21 saatlik pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim Poco M3'ün. Video oynatma noktasına baktığımda ise telefon 19 saate kadar video oynatabiliyor. Bu anlamda düzenli kullanımda hani karışık kullanımda diyeyim 2 günlük bir performansı size sunacağını söyleyebilirim. Eğer sadece uzun süre oyun oynayacaksanız öyle bir telefon arıyorsanız eğer Poco M3 Burada da bekleneni verebiliyor diyebilirim. E, telefonla 10 dakika Call of Duty oynadığımda %3 oranında pil düşüşü gördüm. 30 dakika süre sonunda ise bu %10 kaybı, kaybı tekabül ediyor. Aşağı yukarı. Elbette oyun oynarken normal kullanıma göre biraz daha fazla pil ömrü harcanıyor. Ancak yine de telefonu şarj etmeden oldukça uzun bir süre oyun oynayabileceğiniz açık. Bu arada telefonun kutusundan da 22.5 Watt'lık şarj aleti çıkıyor. E, bununla telefonu şarj ettiğinizde yarım saat içinde yaklaşık olarak %28 doluluk oranına erişebiliyorsunuz. Bir saat süre sonunda da %54'ünü şarj edebiliyorsunuz telefonun. Ancak telefonun tam kapasite şarjı olması ise 2,5 saate kadar buluyor. Ee, hani merak eden için söyleyeyim kablosuz şarj desteği yok. Fakat güzel bir özellik kablolu ters şarj yapabiliyorsunuz bu telefonda. Yani bu telefonu bir power bank olarak kullanabiliyorsunuz. Böylece bir kablo ile bağlayacağınız diğer cihazınızı, diğer başka bir telefonu mesela şarj edebilirsiniz telefon üzerinde. Evet gelelim kameralara. Poco M3'ün arkasındaki şık kamera alanı farklı görünüyor olsa da aslında burada yer alan lensler oldukça standart. Telefonda 48 megapiksel birinci kamera yer alıyor. 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü onu takip ediyor. Böylece üçlü bir kamera dizilimi yer alıyor. Arkada da yine çift lens çift flash led flash'ı görebiliyoruz. Öz çekimler içinde ön tarafta damla çentik yoluyla ekranı yerleştirilmiş olan bir 8 megapiksel'lik bir ön kamera olduğunu söyleyeyim. Telefonun kamera uygulaması basit ve kullanımı kolay. Tüm ayarlar ayarlar iyi şekilde düzenlenmiş ve her şeyi bir arada görebiliyorsunuz. Ancak 48 megapiksel fotoğraf çekmek istediğinizde veya makro kamerayı kullanmak istediğinizde arayüzde alttan daha fazla sekmesine tıklayarak bir alt menüye Ulaşmanız gerekecek. E, Ara yüzde hemen üst tarafa baktığınızda da burada AI modunun olduğunu görüyorsunuz. Yani bu telefon yapay zeka destekli kameradan bundan faydalanabiliyorsunuz. Böylece e, yapay zekanın otomatik sahne tanıma özelliklerinden yararlanabileceksiniz. Ayrıca yine burada hemen yapay zekanın yanında HDR modunu da açıp kapatabileceğiniz bir mod da var. Ve yine burada yine güzelleştirme ve filtreler de e, ön tarafta bizlere sunulmuş durumda. Peki Poco M3 nasıl fotoğraf çekiyor? Şimdi e, telefon gün ışığında hem arka kamera hem ön kamera ile iyi fotoğraflar çekebiliyor. Onu söylemem lazım. Gün ışığında e, telefon oldukça başarılı, canlı görünen e, birçok ayrıntıyı da görebileceğiniz güzel fotoğrafları imza atabiliyor telefon. Portre çekimlerine de yine güzel kenar kesimleri beraber iyi sonuçlar almanızı sağlıyor. Benzer konu yine video aşaması için de geçerli. Full HD çözünürlükte çektiği videolar bu sınıfı için bu sınıf için gayet uygun. Ancak tabii ki yine bu sınıfta pek çok telefonda gördüğümüz gibi gece performansı noktasına geldiğimizde pek iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Düşük ışıkta yapacağınız fotoğraf çekimlerinde olsun, video kayıtlarında olsun, pek parlak başarı beklemeyin. Ee, çok karanlık modda özellikle hiç beklemeyin yani. Grenleri görebiliyorsunuz normal şartlarda, koyu e, sahnelerde. Ee, çok karanlık ortamlarda ise zaten e, bu segmentteki diğer pek çok telefon gibi pek güzel görüntü üretemiyor. Fakat çevrede biraz ışık varsa, telefondaki gece modunu da açarak, e, o zaman nispeten daha güzel e, sonuçlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Bu arada gece modunun Gece modunda çekim yaptığınızda çekim hızı 4 saniye kadar sürebiliyor. Normal şartlarda telefonu zaten deklanşör gecikmesi yer alıyor. Evet geldik sonuca. Peki Poco M3 satın alınır mı, alınmaz mı? Özellikle yüksek pil ömrü ve beklentisi olanlar günlük kullanım için telefonu çok yormayacak, yüksek performans çok yüksek performans çok ihtiyaç duymayacak kişiler Poco M3'ten memnun kalacaklardır. Fakat fiyatı biraz yüksek. Ancak açıkçası telefonun bunda bir suçu yok. Bu telefon giriş seviyesi olarak tanıtıldı ve yakın zamanda satışa çıktı. Yurt dışına baktığınız bu telefonun fiyatı 150 euro civarında. Yani aslında bakıldığında bu fiyata oldukça uygun bir seçenek. Fakat iş ülkemize geldiğinde biraz değişiyor. Artık giriş seviyesi telefonların fiyatı da ülkemizde yüksek kur ve yüksek vergiler neticesinde bir hayli yüksek kalıyor. Poco M3'te 2600 TL fiyatla şu an bulunabiliyor. Ee, dediğim gibi eğer fiyatı 2300 TL bandına inerse bir şekilde çevresindeki diğer modeller karşısına elini kuvvetlendirebilecektir ve biraz daha rekabetçi konuma yerleşecektir. Ancak şu aşamada sizlere söyleyebileceğim bu fiyata farklı alternatiflerin de listeye eklenebileceği olacak. Evet. izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa muhakkak. Aklınızda kalanlar varsa. Yorumlarınız varsa aşağıya yazın. Oradan da cevaplamaya çalışayım. Sohbet edelim. Ee, kanala destek için de e, daha fazla içerik için abone olursanız şahane olur. Diyelim. Ben Ercan Urlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.